Merhaba arkadaşlar. Buket'le kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek? Hep beraber deneyelim. Öncelikle kanalıma abone olabilirsiniz zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız. Herkese hayırlı güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar haftanın ilk günü. Şimdi öncelikle size nasıl ulaşım sağlayabiliriz Buket Hanım diye soruyorsunuz. Buket de kahve falı instagram hesabından. Aşağıda bıraktığım telefon linkidir. Arkadaşlar whatsapp'tan yazarak ulaşabiliyorsunuz bana. 0533 031 0132 telefon numarasından bana ulaşım sağlanıyor. Yazıyorsunuz yorumlarda görüyorum. Aramıza bugün yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz diyorum. Selam bekleyen bütün güzel yürekli arkadaşlarıma kucak dolu selamlar sevgiler. Ben kapatırken fincanımı diyorum ki izleyecek bütün arkadaşlarım adına gönüllerinden geçirdiği ne var ise inşallah gerçekleşsin. Bu temennilerle kapatıyorum ve pozitif enerjilerimi gönderdiğim fincanımı açıp sizlere mesajı neymiş göstereceğim. Dilemin döndüğünce de rehberlik edeceğim. İnşallah güzel şeyler yaşayalım. Beklediğiniz bir haberiniz var. Ve bu haber doğrultusunda aslında gelecek diyor. E, kaygılısınız haber için olur mu olmaz mı oluyor müjdesi var. E, tarih olarak size şimdi döndürdüğümde göstereceğim, söyleyeceğim mutlaka. Evet ben e, geçmiş varsa bir fincan da söylüyorum. Bununla alakalı zaten şöyle düşünen biriyimdir. İnsanın yaşadığı geçmişteki tecrübeler bugünü biz yapıyor. Yani bugün biz böyleyiz çünkü bunu bunu yaşadık, bunu bunun üstesinden geldik. Biz bugün güçlüysek aslında geçmişte yaşadığımız zorluklardan geliyor. Şimdi baktığım zaman gördüğünüz gibi bir sürü yol bağlantıları olan bunlar tabi hepsi sadece yol değil. Yani bakıyorum sizin dilekleriniz var, yol bağlantılı işleriniz var, beklediğiniz yerden yol bağlantısından beklediğiniz bir para mevzunuz çıkmış. Bunun yanı sıra da kendinize gelişmeler doğrultusunda yeni kararlar, yeni yollar, yeni çıkış yolları bulmuşsunuz. Hepsi sadece otobüse bin atla, arabaya bin atla yolu değil bunların. Şimdi etrafını sarmış bir bir kere resmi belgenizde var. Yani yol bağlantılı eğitimlere gitmişsinizdir. Terfi bekliyorsunuzdur. Tayin bekliyorsunuzdur. Ee, sınavlara gidip gelmeniz gerekecektir ya da maalesef özellikle parasal mevzunun yanında çıktığını gördüğüm için bu yol bağlantılı bir yerle sanki davalık olmuş olabilirsiniz. Bir resmi ibare var. Gidip alıp satmanız gerekebilir ya da gidip almanız gerekebilir. Ama bu bir resmi süreçmiş sizin için. Şimdi özellikle parasal konuyla alakalı 1-2-3-4 kişi kafa kafaya vermiş. Yani bu geçmişinizde gündem olmuş arkadaşlar. Bunun ben bir miras olabileceğini düşünmekteyim ama sadece miras gibi değerlendirmek de doğru değil. Kolektife bakıyorum biliyorsunuz ki parasal bir mevzunuz arkadaşlar bu sizin için. Ve hakkınızı almak yönünde adımlarınız var. E bununla ilgili söylemler can sıkıcı olmuş sizin adınıza. Fakat... Mücadele etmiş misiniz? Net. Evet diyorum yani bu insanın mücadele ettiğini görüyorum. Baktığım zaman kısmetli de olduğunuzu söyleyebilirim aslında. Hani böyle e, damlaya damlaya göl olur. Ama akmasa da damlar. Yani böyle bir durum var. Bu enerji var bu falda. Hani armut piş ağzıma düş olmamış. Hayat sizi maalesef bir kan atmış ama karşılığını almak için hep dik durmuşsunuz. Önemli olan da bu. E bugünümüze baktığım zaman paranın bir kısmını almış olduğunuzu görüyorum. Şimdi yine bir yol bağlantılı ve yine resmi evraklarınızın olduğu yansımış. Ama bu süreç artık sonuna gelmiş. Sizi yıpratmış, yorgunsunuz ama sondasınız da. Yani Haziran'ın sonuna kadar hayatınızda birçok şey netleşmiş olacak. Bir kadın eli görüyorum burada. Yakınınız, karşınızdaki partneriniz, anneniz, ablanız bilemem. Sizi özellikle dik dur diye uyarıyor. Yardımcı da oluyor. Bir tart travalli gibi böyle bir ikilem ne diyelim ona. Kefe bu bu kefeye koyduğunuz şu kefeye koyduğunuz bir dengede sağlamaya çalıştığınız bir taraf var. Hani bir yerde baktığım zaman kadın eli değiyor. Bir yerde baktığım zaman yol bağlantılı yine sevdiğiniz insanla berabermişsiniz gibi. Bu demektir ki aslında yol bağlantılı miras davanız varsa amcanız yapıyordur da halanızı aslında seversiniz. Örnek veriyorum şu an. Teandan da eşiniz ya da anneniz ısrarla sizin bu konudaki e, hem destekçiniz hem akıl vereniniz gibi çıkmış. Arkadaşlar emek verdiğiniz ama karşılığını alacak olduğunuzu görüyorum. Haziran'ın bitimiyle sizin bu dava olaylarınız netleşecek. Şimdi yükünüze almış geleceğe gidiyorsunuz. Bunu net görüyorum. Haziran'dan sonraki uğraşınız tamamen hayatımı nasıl yönlendiririm uğraşı bakın. Etrafınız yine para bakın. Bu para sarmış geçmiş mevzularmış ve geçmemiş. Geçmek üzere. Yani geçmişten gelen bir para mevzunuzun gündemde olduğunu görmekteyim. Ha bu nedir? Yani e, üniversite sınavına yılmamışsınız, bıkmamışsınız, pes etmemişsiniz. 6 senedir giriyorsunuz. Yani yaşıtlarınız mezun oldu, bir hayata tutundu. Siz ısrar etmişsiniz. Geçmişten geliyor bu azim ama tuttuğunuzu kopartıyorsunuz. Üniversite tamamen örnek arkadaşlar. Şimdi bunun yanı sıra Temmuz ayında özellikle dediğim gibi parasal mevzular netleştikten sonra sizin artık harekete geçtiğiniz bir durum içerisinde olduğunuzu görüyorum. Karşınızda S harfi bir insana konuşma halindesiniz şimdi. Özellikle sizin ortanızda duran da bir iki kişi var. Karşı tarafta S ad soyad olabilir. Sizin arkanızda kalan birisi destekliyor. Ama ortada iki kişi duruyor. Yani siz totalde dört kişisiniz bu mevzuda. Bir yüzleşme ortamı diyebilirim ama herkes içindekilerine döktüğü için sonuç bir rahatlamayla sonlanıyor. Yani orada bir kavga, gürültü, bağırış değil de daha çok herkesin belki de ilk kez birbirleriyle empati kurdu. Temmuz ayında bir yüzleşme ortamınız var. Denge sağlıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle bu aradaki kişi ortak, orta yol bulucu gibi. Yani atamazsın, satamazsın dediğin hem karşı taraf hem size hak verdiğiniz kişilermiş gibi görünüyor. Ama bir tanesi ki bence bu erkek e, esmer nasıl S harfli ayağının altında da biri var yani birisini ezip ki dominant bir adam belli e, böylesi bir kişinin sorun yaşadığınız konuyla alakalı dik durmaya devam ettiğini görüyorum bu sizi üzüyor mu evet depresyon gibi misiniz aslında temmuz ayında bu duruma üzüleceksiniz ama faldaki enerji şu ya sen yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin diyor yani bu anlamda hiç de salma çünkü artık son uğraşın gibi. Hani geçmişteki bilinmez ve sisli puslu olan her şey netleşmiş. Bundan sonra son mücadeleni vereceksin. Bugüne kadar hep bilinmezlik uğruna bir mücadele verilmiş. Yani bekliyoruz ama zaman neyi gösterecek? Şunu yapıyoruz ama dur bakalım nasıl sonuçlanacak? Artık sonuçlanmış. Bundan sonraki adımlarınız net ve keskin. Öyle söyleyebilirim. Aldığım enerji bu. Arkadaşlar Temmuz ayının sonuna doğru özellikle yine bakın bu S harfli kişi var ya. Her kim ise hayatınızda bu bilinmezlik sonuçlanıyor ya. O eski dik dominant duruşundan da uzaklaşıyor yavaş yavaş. Yani kabul etmişlik, başı yumuşamışlık babanızdır, inat ediyordur, abinizdir, eşinizdir. İki çocuğunuzdur ortadakilerde mesela şimdi. Ama bu eş ya da bu adam gerçekten yumuşuyor. Eski dikliliği yok. Sizin özellikle Temmuz'un sonunda yaşanmışlıklarla hani dedim ya ilk başta da ya bizim geçmişte yaşadıklarımız bizi biz yapan mücadelelerimiz bize güç verenlerimiz dedim ya. Hatta ilk açarken bu arada temiz bir gözyaşı döküyorsunuz ağrı oluyor dediğim şey Temmuz'da artık sonuca erecek olması. Geçmişten bugüne geliyormuş ama artık bitiyor. Haziran'da sonlanıyor, Temmuz'da son mücadele. Siz bu dik başlı insanın yumuşamaya başladığına şahit olacaksınızdır. Asla geri adım atmaz demeyin. Bu kişinin nasıl yumuşadığını göstereceksiniz zaman, özellikle Temmuz ayının sonu. Bir dileğiniz var arkadaşlar. Hatta şey olabilir ya. Yani bakın şu an düşündüm. Böyle büyükbaş hayvan gibi görünüyor. Acaba hani bu para gelse de danaya mı girsem dediniz. Yani hani şimdi örnek veriyorum ama demek istediğim şey böyle bir hayvan figürü büyükbaş hayvan gibi kaldı ki bu e, dominant dediğim adamın belki de boğa burcu olmasını da simgeliyor olabilir. Fal çok değişkenlik gösterebilen bir durum ama ben şöyle değerlendirdim. Hani Temmuz'da zaten hali hazırda bir de kurban bayramı var biliyorsunuz malum belki de budur ama sizin dileğiniz şey yani adağınız şöyle bu para bu mesele bitsin şunu yapacağım evet temmuz ayında sizin adağınız çıkmış diyor bu falda yani adak mutlaka gerçekleşecek arkadaşlar temmuzdan sonra öyle güçlenmişsiniz öyle kendinden emin bakın şimdi şuradaki duruşunuza bakın hani artık bu kü küçülmüş bu kişi bu sizin az önce gördüğüm dominant insan bakar mısınız ne kadar küçük kalıyor sizin yanınızda siz nereye bakıyorsunuz? Geleceğe ve gelecek ne kadar aydınlık görüyorsunuz. Yani Temmuz sonrasında yazın Haziran, e, Temmuz sizi yoracak gibi görünse de Ağustos, şöyle bir Eylül'e doğru ferahladığınız, tek tek dileklerinizi gerçekleştirdiğiniz, bilinmezliklerin ortadan kalktı. ben sizden şöyle bir enerji alıyorum. Bu konuda çok samimim. Ufkunuz geniş. Sadece işte elinize bir ip bir tığ aldığınız zaman bir tane gül deseni çıkartmıyorsunuz oradan lale çıkar sümbül çıkar kadınlar için verdiğim bir örnek olsun bu sadece elinize bir çivi çekiç alırsınız işte sadece bir yeri tamir etmezsiniz arkadaşlar ufkunuz geniş yani kimisi böyle bir parayı alır bollandırır bol olur işte aa şunu da yapalım yaratıcı olur ya sizde de ne aldığım enerji bu özellikle Ağustos ayında baktığınız yön ufkunuzun ne kadar geniş olduğu ve sizin kendinize neler katabileceğiniz yönü gibi durmakta bakalım ağustostan sonranızda neler olacakmış bize neler söylemekte tabağınız bu arada bir e, ara bilgi olsun arkadaşlar bir fal sizin 10 senenizi görmez görebileceği zaman zarfı en fazla 6 aylık ki en güçlüsüdür sonrası daha silik olur daha gö görü güçsüzleşir e, bir yıldır bir falın ön görebileceği tarihler sadece bir yılı içerir. Yani sizin bu anlamda net gerçekçi düşünmenizi tavsiye ederim. Bir falla alakalı beklentinizle ilgili bazen yorumlarda görüyorum. Ona istinaden de bu bilgiyi vermek istedim arkadaşlar. Şimdi ben Ağustos sonranızda bakayım neler varmış diyorum ve sizlere de tek tek göstereceğim. Bakın yani Sonranız ne kadar temiz bir yolunuz net var. Bir dileğiniz gerçekleşmiş. Çapanız çıkmış. Bakın ç harfi gibi duruyor zaten. Şimdi burada bu insanlar 1, 2, 3, 4. Yani kişileriniz yanınızda var. Amcanızın eşidir, halanızın eşidir, annenizin işte eşidir, babanızdır falandır fili. Hani burada kişiler çok ama ana kişiler 4 tane arkadaşlar. Ben bu faldan bu 4 kişinin enerjisini almaktayım. Dolayısıyla hani yaşanmışlıklara bakın sonrasındaki tabloya bakın. Bir masada, bir evde, bir yerdeler. Yani yaşanılan her neyse size tavsiyem kırıcı yıkıcı olmaktan zarar gelir, fayda gelmez arkadaşlar. Dünya döner, devran döner bir şekilde zaman neler yaşatmıyor insana. Bağları kopartmanın, köprüleri yakmanın anlamı yok diyor bu fal. Yaşayacaksınız, göz göreceksiniz, laflar acıtabilir ama sonranızda tekrardan bir ortama gelebilecek bir bağya sahip olduğunuzu görüyorum burada. Şimdi hane ile ilgili önümüz açık ve sonra Eylül'den ikinden sonra da bu kişilerin tekrardan bir araya geldiğini göstermiş. İşle alakalı sizin e, bakın bu yükün üstüne çıkmışsınız. Dimdik duruyorsunuz. Tahta gibi hatta böyle bir tahta oturur gibi. E, arkadaşlar sizin özellikle Ağustos ayından sonra kendinize dağ gibi gördüğünüz sorun olan meselenin artık üstesinden gelmiş olduğunuzu görüyorum. Elinizde bir balta var. Yani şeyle e, yıka, kıra, döke, tamir, ede, ede siz kendinizi çok net bir şekilde güzel noktalara taşırsınız. Hali hazırda kamyon şoförü iseniz de çalıştığınız firmada lidersinizdir. Kendinizi kanıtlamışsınızdır. Eyvah dediğiniz sorunları aşmışsınızdır. Avukatsınız da öyle, savcıysanız da öyle vesaire. Mesleki olarak ben burada sadece kariyer hayatınızı söylüyorum. Herkes ne işle meşgul ise. Bu arada çalışmayan ev hanımı arkadaşlarım diyeceksiniz ki, ben ev hanımım ya nerede çalışmak? bu eşinizdir hanenizin kariyer hayatına dair bir bilgi veriyor bana burası şimdi aşkla alakalı zaten hala hazırda e, bu sizin ne kadar yükseldiğiniz bu aileye dahil olduğunuz arkanızda eşinizin de bu anlamda sizi desteklediğini gösteren bir tablo var burada yani kişiler sizin evliliğinizle ilgili zamanında bir şeyler söyledilerse de net bir şekilde baş tercih ettiğiniz bir insanla yolunuza devam etmişsiniz. Ben burada birlik beraberliğinizi sizin aile meselelerinizden dolayı sıkıntı yaşasanız da arkanızdaki insanın sizi desteklediğini görüyorum. Yani burada evlilik, mutluluk ya da birbirleriyle bağlı bir çift hali var. Hayatımda kimse yok diyen arkadaşlarım da kesinlikle sizin bu ailevi mevzularınızla meşgulken arkanıza destekleyecek birinin olduğunu görmekteyim. Biri hayatınıza girecek. Aman benden geçti demeyin. Gerçekten hayatta insanlar için söyleniyor bu ikinci bahar. E, ne yaşayacaksınız neler yaşanır bilemeyiz. Yani tıpkı bugün gibi mesela dün yani ne yaşadığımızı bilmiyor. Şöyle bugün bunları yaşayacağımızı biliyor muyduk? Malum e, süreçle alakalı. Yani yarın da ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Hayat sürprizlerle dolu arkadaşlar. Kesinlikle yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin derim. Her videomuz sonunda burada ona istinaden bir laf olsun. Falımın sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama videoma devam ediyorum biliyorsunuz ki. Buraları da dinlediğinizi biliyorum. O yüzden de her videomun sonunda mutlaka kendi duygu düşüncelerime yer veriyorum. Sizlerden aldığım pozitif enerjiyle yoluma devam ediyorum. Buket Hanım iyi ki varsınız. Çok pozitifsiniz diyorsunuz. Ben de sizlere söylüyorum arkadaşlar. Sizler de iyi ki varsınız. Ben sizden aldığım enerjiyle yoluma devam etmekteyim. Kanalıma abone olabilirsiniz. Zile bastığınızda gün içerisindeki videolardan da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Buket Hanım biz size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buket de kahve falı instagram hesabından bana ulaşım sağlamanız mümkün. Aşağıda bıraktığım bir telefon linkidir. Whatsapp 0533 035 0132 telefon numarasından bana yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Öncelikle süreç bizleri çok fazla yordu. 7'den 70'e psikolojimiz de olumsuz etkilendi. Ben bugünlerin geride kalacağına gönülden inanan biriyim. Haziran ayı için güzel gelişmelerin haberleri söylenmekte. Umarım gerçekleşsin ve biz bu illetten kurtulalım. Hem psikolojimiz rahatlasın hem sağlığımızla sınanmaktan artık kurtulalım. Gerçekten bu dönem bize suyu, yani su yolunu bulur, sağlığın yerinde mi dedirtirdi. Bunu öğretti bize. Ee, biz de maalesef bu yaşadığımız tecrübeden diyeceğiz ki böyle de bir dönemimiz vardı. Biz de bunu bunu öğrendik. Dolayısıyla arkadaşlar, yani çekirdek çitlemeyi özledik. Komşularımızla mahallede bankta oturmayı özledik. Özgürlüğümüzü özledik. Yani ne kadar kıymetliymiş. Hani şimdi e, anladık kıymetini. Demek istediğim insan oğlu bu süreçten ders çıkartmıştır kendince mutlaka. Ya bu dönemler geçecek. Hayat sınavlarla dolu. Yani dün nelerle sınanıyorduk, bugün nelerle sınanıyoruz, yarın nelerle sınanma devam edeceğiz. İnsanoğlu merdivenlerin çıkışı varsa iniyor, inişi varsa çıkıyor. Bu böyledir. Bizim yapmamız gereken yarınlardan gardımızı her zaman umudumuzu yüksek tutmak. Yani umutsuzluk bana en büyük hiçlik, yani hiçlik gibi geliyor. Umudu olmalı insanın yarınından. O yüzden umudunuzu yüksek tutun diyorum. Sizler adına temennim bu. E bize kötülükler yapan maalesef çok yakınlarımız bile olabiliyor. Sevdiklerimiz de olabiliyor. Yani insan sınanmaya devam ediyor. E biz de beddua hani inşallah sen de bunu bunu yaşarsın demekle o enerjiyi bize geri göndermeyi demek oluyor bana göre. Ben o yüzden bedduanın negatif enerjisinden çok korkarım. Şimdi sizlere tavsiyem ilk günden beri sloganım gibi oldu. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim. Bunu da gönülden inanırım. Bir insan kalbine ne ekiyorsa çünkü sadece onu biçebilir. Ve hayat ona onu sunar. Ve o da sevdiklerine yakınlarını sadece onu sunabilir. Çünkü sadece onu biliyordur. O yüzden kalbinize güzellikler ekin. En kısa zamanda tüm güzellikler sizin olsun. Birinizin bile böylesi bir dua etme alışkanlığı sayemde vesile olduysan böyle bir şey ne mutlu bana. Şu 3 kural, buket kuralı gibi oluyor biraz. Sağlığınıza dikkat edin. Psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Bugünleri atlatacağız. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Geçecek bu günler inşallah. Daha iyisi bizlerin olsun. Hepimizin olsun. Son olarak da Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diyorum. Kalbinize güzellikler ekin arkadaşlar. En kısa zamanda da sizlerin olsun diyorum. Sizin adınıza. Videomun sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sabah 10'da akşam saat 7'de. iki ayrı fal videosu yayına giriyor. Ne zaman oluyor arkadaşlar yazmışlar soruyorsunuz bana her başında ve sonunda mutlaka bildiriyorum bununla alakalı. Dinliyorsanız buraları da duymuş olacaksınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. İşte o zamana kadar lütfen sağlığınıza dikkat edin. Tabii ki de başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.